Muhtarım kolay gelsin. Caminin kenarında temiz yok. Bir daha burada uyuşturucu, vali, tüpraz çekenleri görmeyin. Bugün bir temizleyeceğiz. Artık buralar onları bana dönmeyeceğiz. Hadi canım bana daha bildik. Teşekkür. Malzemelerini alıp buraya gelenleri burada yakalamayayım. Hiç iyi olmayacak. Onlar da bizim çocuklarımız ama biraz herkes çocuğuna sahip bizim adam. Madde kullanıyorlar. Uyuşturucu malzeme kullanıyorlar. Burası işte sizler baştan gördüğün gibi 20 yıldan beri böyle metruk bir halde duruyordu. İçerisinde çok felaket. Yaklaşık 9 daire var. 9 dairenin hepsinde uyuşturucu kullanılmış, uyuşturucu madde kullanılmış. Envai çeşidi var. Bunların falan önüne geçebilmek için, gençlerimizi bundan uzak tutabilmek için buraya duvar ördük. Kendimiz sıvadık. Bunlar da artan malzemelerimiz. Kendi imkanlarımızla getirdik. Aldık bunları. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu illetten kurtarmak için, bu bataklıktan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk defa muhtar adaylığımı koydum. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda çalışıyorum. Ama mahallemizin çok sorunları olduğu için bu fikir aklıma geldi. Ben de dedim 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı olayım, mahalleme, insanlarıma faydalı olayım diye bu yola çıktım. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar, oy veren vermeyen herkesin desteğiyle muhtar seçildim. Seçimleri kazanalı 15 gün oldu. Mazbatamızı almadık ama kazandığımız günden beri ilk olarak camimizin arkasında bulunan yeşillik, çok sık ormanlık bir alanın içerisinde uyuşturucu kullanıcıları mekan edinmişler. Oraya da kendilerine caminin malzemelerini kullanarak, onları çalarak tabiri caizse bir mekan yapmışlar. İlk olarak kepçeye bindim, orayı yıktım. Daha sonra bu gördüğünüz metruk binaya geldik. Birkaç polis arkadaşı da çağırdık. İçerisi çok kötü durumda. İçler acısı bir durum var. Burada bu maddeleri kullananlar da bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız, bizim insanlarımız. Diğer mahalle muhtara abilerimizle birlikte ortak bir çalışma başlatalım. Kendi insanlarımıza faydalı olalım, toplumumuza faydalı olalım diye böyle bir çalışma içerisine girdik. Başaracağımıza inanıyorum. Ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün yolları deneyeceğiz. Kanuni, hukuki, her türlü bunların peşinde olacağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu bataklıktan kurtaracağız. Onları topluma birer faydalı birer birey olarak sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 20 yıldır burası atıl durumda. Metruk bir bina oldu. İçeride her türlü kötü faaliyette yapılmış. Tekrar yapılmaya da devam ediyordu. Biz dün duvar örmeye geldiğimizde de içeride insanlara denk geldik. Onlar da üzüldük onlar açısından. Gerçekten yani halleri hiç iyi değildi. Biz de buraları kullanamasınlar diye önüne duvar ördük, tuğla ördük kendi imkanlarımızla. Sıvasını da yaptık. Betonla da kapattık. Artık buraları onların kullanımına kapatacağız. Onların da bu maddelere ulaşımını engelleyebilirsek devletimizle, emniyet teşkilatımızla onların da bunlara kolay sağlamasını engellediğimiz zaman inanıyoruz ki bu işlerden uzaklaşacaklar. Kendileri daha iyi bir birey olarak topluma hizmet etmeye başlayacaklarına inanıyoruz. Elimizden gelen her şeyi toplumumuz için yapacağız. Her şeyi kendi cebimizden karşıladık. Dışarıdan belediyeden falan bir talebimiz olmadı ama ileriki süreçte belediyelerimizden illaki taleplerimiz olacak. Desteklerini isteyeceğiz. 5-10 tane metruk bina var. Bunların hepsini ya yıkımını sağlayacağız ya kullanım dışı bırakacağız. Mutlaka mücadele edeceğiz bunlarla. İlk hedefimiz bu. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu bataklıktan kurtarmak. İlk önce emniyet güçlerinden çok bir yardım isteyeceğiz onlardan. Bunlar nasıl ulaşıyor bu maddeye? Bu kadar kolay nasıl ulaşabiliyorlar? Onlara da elimizden gelen yardımı yapacağız. Ondan sonra kullandıkları yerleri kullanım dışı bırakacağız. Daha sonra bunların eğitim için,
seminer, eğitim, ne tür bir destek gerekiyorsa bunları bu şekilde bir şekilde uzaklaştıracağız bu şeyden. Mahallemizi güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Örnek bir mahalle yapacağız. Özellikle gençlerimiz okumayanları bu meslek dallarına yönlendirip buralarda meslek edinmelerini, ailelerine, kendilerine faydalı olmalarını için mutlaka çalışacağız. Bunu kesinlikle başaracağız. Diğer muhtarlara tavsiyem hepsi kendi mahallesi için, kendi çocukları için mücadele ederlerse, herkes bulunduğu ortamda halkı için bu mücadeleleri yaparsa toplum otomatikmen kendisi düzelir. Küçük sorunları çözdüğümüz zaman büyük sorunların oluşmayacağına inanıyoruz. Bunu kesinlikle başaracağız. Gördüğün gibi bütün katlar böyle. Her yerde çakmak kası, bali, tiner, ot, kova dedikleri, kova diye tabir ettikleri, uyuşturucu madde kullandıkları düzenekler. Her taraf bu şekilde rezil durumda. Üst katlarda daha kötü olan yerler var. Bina bu şekilde 9 daire. 9 dairenin bütün odaları hepsi bu şekilde berbat bir durumda. İş makinesine bindik. İş makinesiyle bu alanı dağıttık. Kullanılmayacak hale getirdik. Artık burası da kullanılmış kaldı.